Türkiye genelinde 2023 yılına yurttaşlar kutlama yaparak girdi. Yılbaşı kutlamaları yurdun dört bir yanında coşkulu bir şekilde gerçekleşti. Başta İstanbul olmak üzere yurttaşlar birçok kentin merkezi yerlerinde yeni yıla merhaba dedi. Türk halk müziğinin güçlü seslerinden Burhan Çaçan, 12 Ocak 2023 tarihinde İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybetti. Ukrayna'da Kiev yakınlarındaki Brovar'de bir helikopter düştü. Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy de kazada hayatını kaybetti. Ölü sayısının 3'ü çocuk toplam 18 olduğu bilgisi paylaşıldı. İsveçli politikacı Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen provokatif eylemini gerçekleştirdi ve Kur'an-ı Kerim yaktı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Kurtarma çalışmaları devam ederken aynı bölgede 7.6 şiddetinde ikinci bir deprem meydana geldi. Depremde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Malatya ve diğer çevre illerde de can ve mal kayıpları yaşandı. Depremde son resmi rakamlara göre 50.783 kişi hayatını kaybetti. Siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Deniz Baykal, 11 Şubat 2023 tarihinde Ankara'daki evinde 84 yaşında hayatını kaybetti. Kızı Aslı Baykal babasının kalp krizi nedeniyle öldüğünü açıkladı. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 2 şiddetli depremlerden sonra afet bölgesi ilan edilen iller için Türkiye Tek Yürek Bağış kampanyası düzenlendi. Birçok kanalın katıldığı ortak yayında nakdi bağış ve kısa mesaj bağışı toplandı. Kampanya süresince telefonla bağlanarak yapılan bağışlarda 115.146.528.000 lira, SMS ile yapılan bağışlarda ise 9 milyon adet üzerinde SMS ile milyonlarca lira toplandı. Yunanistan'da, başkent Atina'dan Selanik kentine giden bir yolcu treniyle Selanik'ten Larissa'ya giden bir yük treni, Larissa kenti dışında çarpıştı. Larissa Adli Tıp Servisi Başkanı Rubini Leonteri yaptığı açıklamada, tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 57 olduğunu açıkladı. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un fiyatı açıklandı. TOGG'un ilk modelinin fiyatı 953.000 TL'den başlıyor. TOGG, C segment elektrikli SUV modelinin fiyatı ile birlikte, aracın ismini de açıkladı. Yerli otomobilin adı T10X şeklinde belirlendi. Adıyaman ve Şanlıurfa'yı etkisi altına alan sağanak yağmur sele neden oldu. Yaşanan taşkınlarda resmi rakamlara göre 20 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İmece, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri üssünden başarıyla uzaya fırlatıldı. İmece uydusu, 680 kilometre irtifada Güneş'e eş zamanlı yörüngede görev yapacak. Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yaptığı basın toplantısıyla adaylıktan çekilme kararını açıkladı. İnce, Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde, seçim sabahı bütün suçu bize atacaklar. Benim tek derdim Türkiye ifadelerini kullandı. 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimine katılan adaylar sırasıyla Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan şeklindedir. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte en yüksek oyu Recep Tayyip Erdoğan alırken, ikinci sırada Kemal Kılıçdaroğlu yer aldı. Hiçbir aday %50+1 oy sınırını geçemediği için seçim ikinci tura kaldı. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu düzenlendi. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Mayıs Pazar günü yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan, geçerli oyların %52,18'ini alarak seçimi kazanarak Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olurken Kemal Kılıçdaroğlu %48 oy aldı. Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek sezonun şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray böylelikle 23. kez Şampiyonluk Kupası'nın sahibi oldu. 13. Cumhurbaşkanı'nın belli olmasının ardından kabinede açıklandı. Azerbaycan'da düzenlenen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nı, 3'er altın ve bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamlayan Türkiye, tarihi başarılara imza attı. Ay yıldızlı tekvandocular, tarihte ilk kez bir dünya şampiyonasında 3 altın madalya kazandı. Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora oldu. Balıkçı teknesinde bulunan 104 kişi kurtarılarak Kalamata limanına getirilirken, olayın ardından yürütülen çalışmalarda 82 kişinin cesedine ulaşıldı. OceanGate şirketi tarafından Titanic enkazına gezi düzenleyen Titan denizaltısı, Kuzey Atlantik Okyanusu'nda kayboldu. Titan ile iletişim, enkaz alanına dalışından 1 saat 45 dakika sonra kesildi. 22 Haziran tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenliği denizaltının enkazına ulaşıldığı ve içerisindeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Temmuz 2023 itibariyle asgari ücretin net 8.506 liradan 11.402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdıklarını açıkladı. Böylelikle asgari ücrete Temmuz 2023 ara dönem için %34 zam yapılmış oldu. MFÖ grubunun üyelerinden sevilen sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti. 69 yaşında yaşamını yitiren Özkan Uğur, 3 kez lenf kanserini yenmiş ancak hastalığı nüksetmişti. Bir süredir İstanbul'daki özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi görüyordu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin final maçında Çin ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçı filenin sultanları setlerde 3-1 kazanarak Milletler Ligi'nde şampiyon oldu. 2023'teki finalde ulaştığı zaferle ilk şampiyonluğunu elde etti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda, tedavi gördüğü hastanede böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Bir süredir kanser tedavisi gören gazeteci ve yazar Süleyman Özışık, 52 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Almanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın klasik yay finalinde Kanadalı Erik Peters'i 6-4 yenen Mete Gazoz, altın madalya kazandı. 24 yaşındaki sporcu, bu turnuvada altın madalya kazanan ilk Türk okçu oldu ve bu başarıyla tarihe geçti. Anadolu rock müziğinin efsane isimlerinden Erkin Koray, 82 yaşında hayatını kaybetti. Kanada'nın Toronto kentinde hastaneye kaldırılan usta sanatçı, akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra, yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Cemalim, Fesuphanallah, Arap Saçı, Yalnızlar Rıhtımı, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkılara imza atmıştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek ilk kez şampiyon oldu. Bu sonuçla, kadın voleybol milli takımımız Avrupa'nın en büyüğü olarak adını tarihe yazdırdı. Dünya basını filenin sultanlarının başarısına geniş yer ayırdı. Fas'ta, merkez üssü Marakeş kentine bağlı Elbuz bölgesi olan, 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı, resmi rakamlara göre 2900'den fazla. Başkent Ankara'da 1 Ekim Pazar günü sabah saat 9:30 sıralarında İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırı girişiminde bulunan 2 terörist, emniyet güçlerince etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'deki terör hedeflerine yönelik harekat gerçekleştirdi. Çok sayıda SİHA'nın görev aldığı harekatta birçok hedef imha edildi. Bu hava harekatının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları da Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu. Hamas, 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail geneline geniş çaplı bir operasyon başlattı. Hamas güçleri Gazze şeridinden İsrail'in yerleşim yerlerine girdi ve şehirlere roketli saldırılar yaptı. Saldırılar Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları tarafından gerçekleştirildi. Saldırılarda yüzlerce İsrailli öldürüldüğü belirtildi. Hamas, saldırılara Aksa Tufanı Operasyonu adını verirken, İsrail, saldırılara karşılık olarak Demir Kılıç Operasyonu adını verdiği harekatı başlatma kararı aldı. Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail, akşam saatlerinde El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladı. İsrail'in saldırıları sonrası hastanede bulunan en az 500 kişinin öldüğü belirtildi. Gerçekleşen saldırı sonrası Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye'de Gazze için 3 günlük resmi yas ilan edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını doldurduğumuz 29 Ekim için tüm yurtta özel törenler yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 100 savaş gemisinin resmi geçidi düzenledi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16 ve F-4'lerin bulunduğu 14 uçakta resmi geçit sırasında gemilere eşlik etti. Akşam saatlerinde ise İstanbul Boğazı semalarında drone gösterileri yapıldı. Darphane, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın onayıyla Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 5 TL'lik madeni para basıldı. 100 milyon adet basılan 5 TL'ler 29 Ekim Pazar günü tedavüle girdi. Sunucu, yazar ve sanatçı kimliğiyle tanınan Metin Uca, araç kullanırken rahatsızlanması sonucunda geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uca, 19 Kasım Pazar günü Kocatepe Camisi'nde, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ankara Gücü Kulübü eski başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bir berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Olayın ardından TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanma kararı aldı. Yapılan saldırı sonrası tüm lig maçları bir süre ertelendi. Çin'de düzenlenen Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde Vakıfbank ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi. Eczacıbaşı Dynavit, geriden geldiği Dünya Kulüpler Şampiyonası Türk finalinde Vakıfbank'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde 3. kez sahibi olurken, Türkiye'nin 9. kez dünya şampiyonluğu oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanacak asgari ücret miktarını açıkladı. Yeni yılda uygulanacak asgari ücret 17.002 lira oldu. Böylelikle güncel asgari ücrete %49 zam yapıldı. Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte bir yıl içerisinde asgari ücrete %100 zam yapılmış oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan 2023 Türksel Süper Kupa maçı öncesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi üzerine kriz yaşandı. Yaşanan krizin ardından, maça kısa süre kala takımlar sahaya çıkmadı ve karşılaşma iptal edildi.